Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyorum. Samimi Analiz programıylayız ve bugün hepimizin merak ettiği konuları astrolog ve yazar Öner Döşer hocamıza soracağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Biz her gün haberlerde veriyoruz anlık olarak. İşte hepimizin bilgilenmesi çok çok önemli. Ama bir yandan da merak ediyoruz. Acaba ülkemizi, acaba gündemimizi, acaba dünyayı bekleyen 2024 yılında ne gibi durumlar, ne gibi haberler olacak? Bunu sizden detaylarıyla alalım hemen. Pek tabii ki memnuniyetle. Tabii her yılın getirileri var, götürüleri var. Pozitif, negatif gelişmelere açık bir yıldayız. Aslında 2024 ile 26 yılları arası astrolojik açıdan çok önemli bir geçiş zamanı. Bunun dışında tabii şimdi işin ekonomik boyutu, politik boyutu bunlar çok önemli. Bizim güvenliğimiz açısından. Evet, çünkü konumu itibariyle Türkiye tam da ortada ve siz de biliyorsunuz ki Türkiye bu savaşların tam da ortasında, hem arabulucu hem büyük işte mesafeler kat eden bir ülke. Bundan sonraki adımları ne olacak, onu da merak ediyoruz. Şöyle, Türkiye alternatif işbirliklerine doğru zaten gidiyor çok açık bir şekilde. Yani bu Avrupa Birliği olmadı şu ana kadar. NATO'da sürekli böyle bir Türkiye kalacak mı, çıkartılacak mı, ne olacak? Bir taraftan karar merciyiz, çok önemseniyoruz. Bir taraftan da zaman zaman NATO'daki yerimizin tartışıldığı oluyor. Ama Türk devletleri yönünde Türkiye daha fazla doğusuna yönelecek gibi ilerletilmiş haritalarına, astrolojik haritalarına baktığımız zaman ticari anlaşmaların bu yıl Ocak ayının sonundan itibaren devreye girmeye başlayacağını düşünüyorum. Mayıs ayında çok daha fazla bu uluslararası bazı işte Türk devletleriyle olan mesela işbirlikleri içerisindeki kontakların artacağını düşünüyorum. Savaşkan bir atmosferin, jeopolitik risklerin 2022 yılından aslında böyle yavaş yavaş sırt vermeye başlayan, 2023 yılında kendini gösteren, çünkü 2022'de Rusya-Ukrayna'yı konuştuk, 2023 yılının sonlarına doğru İsrail-Hamas'ı konuştuk. Tabii 2024 yılında en çok konuşacağımız liderlerden biri Vladimir Putin olacak. Rusya'nın keskin hareketleri olacak. Dolayısıyla o bölge çok önemli. Karadeniz çok önemli. Diğer taraftan 2024'ün sonunda Suriye, Esad rejiminin çok sıkışacağı zamanlar bizim için çok önemli. O dönemde bizim daha fazla Suriye'ye yönelik belki işte hareketlerimiz önemli. Alacağımız pozisyonlar çok önemli. Bunlar olacak. Şimdi tabii ilkbahar aylarında gene jeopolitik riskleri konuşacağız ama esas riskleri konuşacağımız zaman 2024'ün aralığı sonrası. Burada tabii ki Kasım ayında bir Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçim var. Tabii ki çok önemli, Amerika'nın diğer ülkeleriyle ilişkilerini belirlemesi, kimin başkan olacağıyla alakalı bizi de ilgilendiriyor. Yani Amerika'daki başkanlık seçimden bize ne diyemeyiz. Tabii. Mutlaka işte Biden mı devam edecek, Trump mı olacak ya da bir alternatif mi gelecek, o zaman ne olacak? Amerika'nın Çin'le ilişkileri, işte bölgeyle ilişkileri nasıl gelişecek? Tabii ki Türkiye ile ilişkileri nasıl gelişecek manasında. Ama biz astrolojide Mars gezegeni savaştan çok ilişkilendiririz ve Mars'ın hareketleri çok önemli. 2024'ün Aralık ayından da başlayan, 2025'in Nisan ayına kadar devam eden süreç Mars'ın hareketlerinin ekstrem olduğu bir zaman. Dolayısıyla hep konuşulur ya, 3. Dünya Savaşı mı çıkacak vesaire diye. Evet. Tabii bu 3. Dünya Savaşı çıkacak iddiası değil ama o jeopolitik risklerin artık hani sıcak savaş ihtimaline daha kapsamlı bir şekilde dönüşmesi potansiyeli en çok olan yer 2024'ün sonbahar aylarından başlıyor ama esas aralığıyla beraber kendini gösteriyor. Dolayısıyla bu tabii ki Türkiye'mizi de çok ilgilendiriyor. Türkiye astroloji haritasına çok bağlıyor. Türkiye böyle bir şeyin içerisine çekilebilir mi? Risk olarak 2024 sonu 2025'lerde var. Bu hemen ilkbahar aylarında falan pek böyle bir şeyi beklemem ama 2024'ün sonu Türkiye açısından çeşitli ülkelerin astroloji haritalarına baktığımız zaman, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin yine uluslararası konferanslarda konuşan çok değerli bir üstad, arka arkaya konuştuğumuz için ben kendisini izledim.
Amerika Birleşik Devletleri'nin astroloji haritasının döngülerine bakarak 2025 yılının Amerika için savaş yılı olduğunu söylüyor. Şimdi bütün bunlar çok önemli. Yani bölgedeki en önemli aktörler Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri olarak baktığımızda arkadan gelen bir Hindistan'ı falan da tabii bahsedebiliriz. Ama bunlara baktığımız zaman 2024'ün sonlarından itibaren bir kere en çok konuşacağımız şeylerden bir tanesi Çin, Tayvan olacak. Onların Çin, Tayvan arasında savaşı. Bir savaş, bir durum. Buradaki tabii Çin'in çok daha atak bir zaman dilimi. Tabii burada Çin'in nasıl bir tavır alacağı, örneğin Trump'ın mı Biden'ın mı başkan olacağına da çok alakalı. Ama Çin astroloji haritası bunu veriyor mesela. Diğer önemli bir aktör Rusya. Hemen ilkbahar aylarından itibaren bu yılın Ukrayna konusunda çok daha baskın olacağı çok belli. Bir orada taraftan bir birleşme söz konusu mu Rusya kısmında, o dağılan kesimde tekrardan sanki öyle şeyler konuşuluyor yine. Var mı öyle bir durum? Bunlar bence de olası ama biraz daha ileri gittiğimizde bak bambaşka bir şeyden bahsedeceğim. Astrolojide çeşitli gezegen döngüleri vardır ve bazı ülkelerin siyasi durumlarıyla bağlantılıdır. 2026 yılında Rus devrimi döngüsü gelir. Yani bir taraftan Rusya böyle bir şey yapması olasılığı 2024 için çok fazla var. Vladimir Putin'in astroloji haritası daha baskın olacak. Ama diğer taraftan biraz daha ileri baktığınız zaman tam karşıt böyle bir devrim döngüsü de geliyor. Tarihi perspektifte baktığımız zaman bu da bir olasılık olarak bir kenarda duruyor. Ama tabii Rusya'nın bu yılına dönüp bakarsak aşağı doğru hareketleri, Suriye yönünde ilerletilmiş hareketleri çok önemli haritasındaki. Bir de Afrika yönünde. Yani bu yıl konuşacağımız önemli bölgelerden bir tanesi Afrika. Orada bazı protestolar dediğimiz, insan hareketleri dediğimiz, devrimler dediğimiz şeyler bu yıl çok var. Bilhassa gıda krizine yönelik. Haklı olarak o bölgeye zaten gıda ulaştırmak zor. Rusya-Ukrayna savaşından sonra iyice zorlaştı. Yani şu anda bir Rusya her şeyi elinde bulundurur gibi gözüküyor. Ukrayna üzerinden de gıdayı tabii daha fazla genişletme potansiyeli bu birleşme durumunda daha da fazla var. Pek tabii ki Rusya'nın da Afrika'daki bir şeyleri angaje etmeye çalışmasına şahit olacağız ilerletilmiş haritasına bakarsak. Yani 2024-26 arası olarak ben bir arada Suudi Arabistan'ı da sorabilir miyim? Yani Arap Birliği ile Türkiye'nin temasları peki bu anlamda ne olacak? Yine böyle stabil devam eder mi? Yoksa oradan da bir hareketlilik söz konusu mu? Bu kadar Orta Doğu'dan bahsetmişken. Şimdi şöyle, tabii Türkiye'nin o bölgeyle ilişkilerinin ötesine geçerek bir şey söyleyeyim. Bu yılın içerisindeki güneş ve ay tutulmalarına baktığımız zaman iki güneş iki ay tutulması var. Her yıl böyle zaten. Onun coğrafi hatlarına baktığımız zaman Arap Yarımadası'nı gösteren özellikle iki tane çok dikkat çeken tutulma var. Bir tanesi hemen 8 Nisan'da dediğim tutulma. Bir tanesi esas daha fazla 2024 yılının Eylül ayında gerçekleşecek olan bir ay tutulması. Bu ay tutulması aslında bizden aşağı inersek o Suriye, şimdiki İsrail-Filistin'in bölgesi, Suriye, daha aşağı Irak, İran üzerinden, yani İran da bu yıl çok önemli bir aktör. Yani kim değil ki diyeceksiniz ama İran astroloji haritası ve hatlar da bunu gösteriyor. Şimdi özellikle Eylül 2024'teki ay tutulmasının hatları Arabistan'ı çok gösteriyor. Hali hazırda o bölgede Türkiye'de daha fazla etkili olmak isteyeceği için yani Suriye ve civarından bahsediyorum. Ve aşağı doğru da Arabistan'a da doğru indiği için biraz işler karışacak. Yani bu yıl 2023'e nazaran bu jeopolitik risklerin daha yaygın bir şekilde gelişebileceği bir zaman. Yani 2022'de Rusya-Ukrayna oldu. 2023'te NATO ülkelerinden böyle bir karşı hareket beklendi, organize olunamadı. Çünkü ekonomik durumlar buna müsait değil. Desteği de bir yere kadar verdi. Orada bir şey patlak vermedi. Şimdi İsrail-Filistin'le ilgili büyüyebilir endişesi var. İşte Lübnan var, İzbullah var vesaire baktığınız zaman. Ama bu da böyle belli bir yerde sanki kalıp seyrediyor. Sanki 2024'ün sonundan itibaren bunların pek çoğunun bir araya geldiğini görebiliriz ki işte o zaman daha global bir şeyden bahsedeceğiz Türkiye için. Tabii ki uzlaştırıcı olması bakımından
çok büyük gayretlerin olduğunu görüyoruz. İnşallah İsrail-Hamas konusunda özellikle bu Hamas'ın yani daha doğrusu Gazze'nin bu kadar büyük bombardıman altına kalması, insanların hayatlarını kaybetmesi yani kabul edilebilir bir şey zaten değil. Kesinlikle. Umarım bu ayın sonlarından itibaren orada böyle bir şeyler en azından biraz yavaşlatılır, bir durma noktasına gelir anlamında bir, böyle bir umudum var değil en fazla. Ve Netanyahu'nun astroloji haritasının çok sıkışacağı zamanlar olacak. Belki orada bir değişime gidilecek. Yani Netanyahu'nun görevden alınması vesaire veya başka bir şekilde bir sıkışıklık yaşaması gibi. Ama ilkbahar ayları özellikle Nisan ayı 1, sonbaharda da Eylül ayı 2. Bu iki yerde yine ekstrem ülkeler arası bir stres gözüküyor. Çok teşekkür ederim hocam. Son olarak rica eklemek ederim. İstedikleriniz varsa genel olarak onu da alalım hemen. Tabii alayım çünkü yani vereyim daha doğrusu böyle bir görüş. Şöyle söyleyeyim yani streslerden bahsettik bir tarafında. Tabii biraz da böyle iyi bir şeylerden bahsedelim. Bunlar nedir? Plüton Kova burcuna geçiş yapıyor. Umarım daha ülkeler manasında genel olarak daha demokratik, daha eşitlikçi, daha insanı kucaklayan, daha hümanist sistemlere doğru gideriz. Çünkü hak talepleri arttıkça dünyada bir işbirliği mecbur da kalacak. Ben 2026'dan sonraki bir döneme, yabancı yine bir astroloğu referans vereyim, Amerikalı David Cohen'in. Onun böyle bir görüşü var. 2026-2033 yıllar arası küresel işbirliği gibi bir şeyden bahseder. Yani bütün bu yaşayacağımız stresler nelerse bu iki yılda, oradan sonrasında belki de biraz da aklı başına alıp bu iş hiçbir iyi bir yere gitmiyor denilip belki daha ileride olan ülkelerin daha geride olan ülkelere biraz daha destek atması bu tarz şeyler olabilir. Öte yandan ilkbahar ayları kişisel gündelik hayatımızda da daha yaratıcı fikirlerle yeniliklerle ortaya çıkabileceğimiz bir takım hani kriz zamanları fırsatları da beraberinde getirir. Bir takım riskleri belki alarak ama yeni bir şeylere adım atarak kendimize yeni bir alanda yaratabileceğimiz bir zaman dilimi. Sonuçta şunu tavsiye ederdim. Nisan ayı civarında cesur olun. Risk almadan başarı gelmiyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katılımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Astrolog ve yazar Öner Döşer hocamız Samimi Analiz programında bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.